Merhaba, ekonomiyle ilgili konuşacağım. Biz enflasyonla mücadele adı altında kağıt üzerinde bir şey konuşuluyor. Fakat enflasyonla mücadele yok. Ya önce ölçüm yeteneğimizi kaybettik. Ölçüm yok ki. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi yarın ayın 3'ünde, 3 Temmuz'da bir önceki ayın TFTÜFE oranının 12 aylık ortalaması açıklanacak. Hatta bu konut kira zamları için de sizin anlayacağınız her ayın 3'ünde o ayın yapılacak kira, konut ve iş yeri zam oranlarını da anlayacaksınız. Fakat neye göre? Ölçüm yeteneğimizi kaybettik. Muş'taki beyaz peyniri sepetin içine alan, pimpon topunu alan resmi veriler mi? Yoksa ENAG ve diğerlerinin ölçümlediği %120'lik, 140'lık sonuçlar mı? Bana göre 120 ve 140'tan da fazla bir enflasyon var. Ama hükümetimiz ya da kurumlarımız bunu %60 olarak açıklıyor. %60 ise, ben dün Sarıyer pazarına gittim. Orada ata tohumu mısır gördüm. 5 tane vardı. Sahibi hanımefendi de arkadaşımız, bu işleri yapıyor ve yıllar içinde alışveriş yapa yapa tanışmışız. Ne kadar mısırın dedim. 20 dedi. Ulan diyorum ki hepsi 20 olamaz ama tane de 20 olamaz. Olmamalı falan. Ondan sonra ver dedim. Verdi. Ne tuttu dedim. 100 deyince tanesinin 20 olduğunu anladım. Bakın, tane 20 ile 5 tane 20 arasında kararsızlık geçiriyorum. Ölçüm yeteneği bende de kaybolmuş. Hepimizde olduğu gibi. Beyaz peynir, pirzola, kıyma kaç para? Ölçüm yeteneğimiz kayboldu. Evlerin kira oranını 2 sene %25'te tuttu. İnsanlar birbirini bıçakladı. Ondan sonra düzeltti. Peki Kayseri'de, ben sosyoloğum. Bir olay olduğu zaman hemen acele etmeden yerellerden bilgi alırım. Dünyanın neresindeyse tanıdığım biri varsa ararım. Kayseri'deki arkadaşıma aradım. Anlat baba dedim. Abi dedi, karımızla AVM'ye, parka, bahçeye gidemiyoruz. Arapça tacizler yiyoruz. Adamların ne dediğini de anlamıyoruz. Kayseri'nin nüfusu 1,5 milyon. Suriyeli sayısı 150 bin. Şehrin %10'u onlarda. Onlar ve her yerdeler, her yerdeler. Çünkü eve girmiyorlar. Yani şeyin içindeler. AVM'nin, parkın, bahçenin, sosyal kültürel alanlarını merak da ediyorlar. Fakat sen gittiğinde de son derece küstahça tavırlarla, bu sefer Kayseri'nin yerlisi dışarı çıkamıyor. Zaten buraya kadar gelmişti. En son 5 yaşındaki çocuğun taciz olayıyla gerçekten bir boşalma oldu. Sevgili dostlar, bazen mülteciler belirli sayıda ve düzenli olarak alınırsa o ülke için faydalı bile olabilir. Ama Türkiye'nin gibi 13 milyon, 16 milyon rakamları ve Suriye ve Afganların tırnak içinde en alttakilerini doldurursan sorun yaşarsın. Hatalı politikaydı. Tıpkı %25 politikası gibi. Bana göre AK Parti iyisiyle kötüsüyle doğru yaptığı işler de vardır. Türkiye'deki siyasi ömrünü doldurmuştur. Tekrar ediyorum. AK Parti'nin Türkiye'de yapacağı bir şey kalmamıştır. Bu saatten sonra hata yapmaya daha meyilli. Yani İstanbul halkını seçmeyen bir Murat Kurum'u çevre bakanı yapıyorsun. Bu adam İstanbul halkı tarafından seçilmemiş ki. Neden yapıyorsun? Çünkü Karadeniz lobisi, inşaat sektörü, Kayserili ve AK Parti'de nadir görülen, hırsız olmayan dürüst Özhaseki'yi istemiyor. Evet, istemiyor. Karadeniz inşaat lobisi Karadenizli bir bakan istiyor. Konuşulacak çok şey var. Bu şu demek değil. Ben politika yapmam. Politika yapsam da AK Parti'ye karşı CHP'yi savunmam. Çünkü AK Parti'yi 25 yıldır iktidar yapan CHP'nin politikalarıydı. Biz yolsuzluğu Ergun Gökner'lerle kurumsallaştırdık CHP sayesinde. O yüzden bu adamlar 25 yıldır bu koltukta oturuyor. Benim önerim, 2 senede bir sol ve AK Parti arasında, ya da neyse artık kutuplar Türkiye'de, bunlar arasında geçiş olmalı. Yani sırayla yönetmeliler ve 2 yıllık denetimi birbirlerini yapmalılar. Suçluları da ağır hapis cezasına, rüşvet ve yolsuzluğa karışanları da ağır hapis cezasına çarptırmalılar. Sözde İslamcı olduğunu söyleyen bir parti, peygamberin bir hadisi var. Devlet malından bir hırka alan, haksızca alan, cennet yüzü göremeyecektir diye. Sen bunu
emlak konutun TOKİ'nin ya da inşaat işlerinin Çevre Bakanlığı'nın kapısına yazsana. Hadi yazabiliyor musun? Mezarlığın kapısına her nefis ölümü tadacaktır yazıyoruz ya, bunu da yazsak bu hadisi olmaz mı? Esenlikler.